Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körmenler. İstiklal gündelik haberlerimiz görüşünlerini karşılayalımız. Mən Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindeki ən mühim haberlerini huzurunda sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. İstanbul'da Şərq Türkistan Cumhuriyet gününü xatırlaş mürasimi ötküzüldü. 1933 yılı ve 1944 yılı 12 noyabr Şarkı Türkistan'da kurulgan iki katımlık müstakil cumhuriyetini hatırlaş mürasimi 12 noyabr İstanbul'dan Zeytinburnu rayonundaki Kazlı Çeşme Kültür Merkezi zalede ötküzüldü. Faaliyetini Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği teşkilligen bulup İstanbul'da yaşavatkan köpsandı halkımız katnaştı. Faaliyet aldı bilen Habibullah Karim'nin Kur'an-ı Kerim tilaveti bilen başlandı. Türkiye Devlet Marşı ve Şarkı Türkistan Devlet Marşı kuyulgandan keyin Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan Efendi söz kıldı. O sözde her yılı iki cumhuriyetinin kuruluş gününü hatırlaştaki maksatının iki katımlık cumhuriyetini kurup çıkan Şarkı Türkistan halkını Xitay zulümünden kutuldurgan rehberler, mücahitlerinin ruhini örnek kılıp Şarkı Türkistan'ın müstakillikı eriştiriş ruhini tikleş işgellikini muhacirettiki her bir Şarkı Türkistanlıqının öz mesuliyetini ada kılışı gereklikini bildirdi. Arkadın İstiklal Televiziyesi Cumhuriyet Günü üçün tayarlıgan kısqı film koyulgan denkiyin Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'nin reisi Dr. Alimcan Buğda, sabık parlament azası Prof. Dr. Celal Erbay, Şarkı Türkistan Cemiyeti reisi Ali Salih, Dünya Uyghur Kurultayı Vakfı reisi Abdurrashid Abdulhamid, Baydilli Türkmen Cemiyeti reisi Ahmet Ağca Qatarlıqlar ayrım ayrım söz kıldı. Bu esnada Zeytinburnu rayonluk şehir başlığı Ömer Arısoy efendi faaliyetki kadem taşırıp kılıp, bundak muhim faaliyetki katnaşıp, Uyghurlarının yenide buluşunu arzu kılgallıkını bildirip söz kıldı. Arkadan Kazak Türkleri Vakfı reisi Celal Kahraman, Dünya Türkistanlıkları Hemkarlık Cemiyeti reisi Burhan Kavuncu katarlıklarımı söz kıldı. Yığın intayın zic mezmanlar bilen uğrullaştırılgallıkı üçün faaliyetki katnaşkan barlıq teşkilat mesullarının hemmesigi söz kılış imkaniyeti bulmağallıkı sebeplik onlarga ayrım ayrım rahmet eytildi. Arkadan ösmürlerimizden İbrahim Ötkür'nün şiir diklimasiya kılışıdın kiyin Şarkı Türkistan yeni nesil hareketedeki yaşlar tayarlıgan ikinci kıtımlıq Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin kuruluş eylanı hakkıdaki iki perdelik tiyatr intayın callıq haletti uğrullunup sorun ehlinin kızgın alıqı kışığa erişti. Arkadan mahsus tema boyunca söz kılıkçılardan Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği reisi Dr. Alimcan Buğda Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyetleri teması söz kılıp, iki cumhuriyetinin kuruluş aldı kaynedeki intayın ibretlik vakalar, paciyeler hakkıda tepsili toxtaldı. Arkadan merhum şair Abdıxalıq Uyğur'un tukkalarından bolgan küçük muhlisa kızımız şairinin Uyğan Uyğur namlıq şiirini diklamasiya kıldı. Arkadan yaşlardan Muhsin Özğazi iki cumhuriyet üçün yazgan yazmasını ve Abdıqadir Celaleddin'nin Vatan ve İman namlıq şiirini okup ötdi. Arkadan cemaat erbabı Abdıqadir Yapcan Efendi Şarkı Türkistan müstakillik ruhi temisi söz kıldı. Keyin yaşlarımızdan Mustafa Muhammed Keçürme Vatan namlıq şiirini okup ötdi. Arkadan Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'nin pişkadem alimlerinden Atavullah Halptacım İslam noktasından Şarkı Türkistan müstakillik temesi de intayın mezmunluk söz kıldı. Keyin Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Tetkikat Merkezi Müdiri Muhammed Yusuf Qaracım Cennetin yolu vatandan ötüdü temesi söz kılgandan keyin Ustaz Ömer Qaracım'ın duası bilen faaliyet galibilik ayaklaştı. 3 saatten artık devamlaşkan faaliyet İstiklal Televiziyemizden YouTube ve Facebook kanallarda nakmeydandan tarqıtılgan bolup, körürmenlerimizden söz kılgıcılarının sözlerini toluq anlap çıkışını alahide tavsiye kılımız. Japonya Xitaydaki puhralarını yapınca yukarı avazda sözlemeslikke çakırdı. Juhayda maşini bilen soqıp öldürüş vaqası yüz bergenden keyin Japonya elçixanası Xitayda yaşayotgan puhralarını yapınca yukarı avazda sözleşmeslikke çakırdı. Amerika avazının bugünkü haberde bildirilişçe Japonya'nın Xitayda turuşluq baş elçixanası seyşembe günü puhralarını agahlandırıp Xitayning janubidagi Juhay şehirde maşini haydab 35 Xitayni öldürüş vaqasidan keyin Japonya puhralarını yapın tilida yukarı avazda sözleşmeslik haqida agahlandırgan. Bildirilishicha Yaponiya bu yıl 9 ayda Shenzhenda bir nafar Yaponiyalik maktab o'quvchisi pichoqlab o'ldirilgandan keyin Xitoydagi puhralarining bexatarligidan ansiraydiganligini o'tirg'i qo'ygan. Seyshanba kuni atiganda Yaponiya elchixonasi Juhay mashina vaqasiga qarata bexatarlik ogohlantirishi chiqarib,
Bu vakaga hech qanday Yaponiya fuqarosining qatnashgan qatnashmaganligini bilmaydiganligini va yaqinda Xitoyda yuz bergan boshqa hujumlarni tilga olib o'tgan. Yaponiya elchixonasining bexatarlik ogohlantirishida Xitoydagi yapon aholilari yerlik urf-odatga hurmat qilishi, muhitga diqqat qilishi, Xitoy xalqi bilan aloqa qilganda ularning so'zi va ish-harakatlariga diqqat qilishi kerak deyilgan. Agahlandırışdı yana keçidi yalğız sırtqı çıxışdan saqlanış, hətta kündüzü yapon dilidə yuqarı avazda sözləşdən saqlanış və qruplarda qatıq avaz çıxırışdak iğvagərçilik və diqqətni qozğaydıqan hərəkətlərdən saqlanış kerək deyilgən. Məlum buluşca, Xitayının rayondaki hərbi iqtidarını küçəydişigə əgişib, Yaponiya-Xitay münasibiti nacarlaşqan bolub, Yaponiya-Amerika və onun ihtibaqdaşları bilən bolğan bixatirlik münasibitini küçəydikən. Mana mushundaq Yaponiya-Xitay munosabati nacharlashgan bir paytda Yaponiya Avom palata a'zosi Uyg'ur qiz Arfiya Ali bugun Yaponiya Davlat Majlisi xizmat guruhining a'zoligiga va Yaponiya muavin tashqi ishlar vazirligiga tayinlandi. Bu ahvolning Xitayning qattiq noroziligini qo'zg'aydiganligi bildirilmoqda bo'lib, Uyg'ur xalqi Arfiya Alini tabriklaydi va uning yangi xizmatining Yaponiya va millatimiz uchun xayrli bo'lishini umid qiladi. Xitay bexatarlik xodimlarining Pokistonga kirishini talab qildi. Xitay fuqarolari Pokistonda ko'p qatim hujumga uchirganligi sababli bexatarlik vazifasini ijro qilish uchun Xitay bexatarlik xodimlarining Pokistonga avatilishini talab qilgan. Amerika vazir Reuters agentligidan naql etib xabar qilishicha, 13-noyabr Xitay rejimi Pokiston bilan Xitay fuqarolarining bexatarligini qo'g'dashni kuchaytirish to'g'risida suhbatlashgan bo'lib, bu jarayonda Pokistondan Xitay bexatarlik xodimlarining Pokistonga kirib, aloqador bexatarlik harakatlariga qatnashishga ruxsat qilishini talab qilgan. Bildirilishicha, Karachida mashina bomba portlash vaqasi yuz bergandan keyin Xitay bilan Pokiston doiralari bu haqda suhbat qilgan. Beijing suhbat jarayonida Pokistondan Xitay bexatarlik xodimlarining bexatarlik harakatiga qatnashishiga yo'l qo'yib, Janubiy Osiyo davlatida ishlayotgan minglagan Xitay fuqarolarini qo'g'dashni talab qilgan. Reuters agentligi manbalarining so'zini naql keltirib xabar qilishicha, bu vaqa Pokistonning bexatarlik xizmatida ig'ir yuchuq borligini ko'rsatgan. Xitay xodimlarga qaratilgan hujum va Pokistonning bu xil vaqalarning oldini olish uchun tadbir qo'llanmaganligidan intayin g'azablangan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Xitay Pokiston bilan bexatarlik tizimini o'rtaq boshqarish to'g'risida rasmiy suhbatlashishni boshlagan. Yaqinqi suhbatga qatnashgan amaldorlarning biri Xitay bexatarlik xodimlarining bexatarlikni qo'g'dash ishlariga qatnashishini talab qildi degan. Ammo u so'zining oxirida Pokistonning hozirgacha Xitayning talabiga qo'shilmaganligini aytgan. Davomlashayotgan suhbatni Xitoy yoki Islomobodmi oshkori e'lon qilmagan. Isroiliya Yaman g'arazini yana bir qatim oshkorildi. Isroiliya ministrining 2025 yili G'arbiy qirg'oqni Isroiliyaga qo'shib olish yili bo'ladi degan so'zi diqqat qo'zg'agan bo'lib, Yevropa ittifoqi tashqi munosabatlar va bexatarlik siyosati oliy vakili Josep Borrell Isroiliyaning oshqon o'ngchi moliya ministri Bezalel Smotrichga norozilik bildirdi. Hurriyet gazetining bugungi xabarida bildirilishicha, Yevropa ittifoqi tashqi munosabatlar va bexatarlik siyosati oliy vakili Josep Borrell Isroiliyaning oshqon o'ngchi moliya ministri Bezalel Smotrichning 2025 yilning ishg'oliyat ostidagi G'arbiy qirg'oqni Isroiliyaga qo'shib olish yili bo'ladiganligi haqidagi bayonotlarga norozilik bildirgan. Borrell o'zining X hisobida Smotrichning 2025 yilning ishg'ol ostidagi G'arbiy qirg'oqni Isroiliyaga qo'shib olish yili bo'ladiganligi haqidagi bayonotlarga munosabatlik uchur ham bahrlagan. Borrell bayonotida Isroiliya ministrining so'zlarini qat'iy ayiblaydiganligini, bunday so'zlarning xalqaroliq qonunning asosini yo'qotib, falastinliklarning haq-huquqlarini dafsanda qiladiganligini va ikki davlatlik hal qilish chorasi ehtimolligiga tahdid soladiganligini bildirgan. Yana bir tarafdan Falastin hukumati va Hamas Bezalel Smotrichning mazkur bayonotlarini ayiblab, bu so'zlarning rayonni texamo qalaymaqon qiladiganligi to'g'risida ogohlantirgan. Falastin axborot agentligi Vafaning xabarida Falastin davlat raisligi bayonotchisi Nabil Abu Rudayna Smotrichning bayonotlariga javob qaytirgan. U javobida Smotrichning bayonotlarining Isroiliyaning yangi planining ishg'oliyatni davomlashtirish, irqiy ayrimchi mustamlika va kengaymachilik planini ijro qilish uchun G'arbiy qirg'oqqa markazlashganligini ko'rsatib berganligini bildirgan.
O yana xalqaro jamiyatga xitob qilib, Isroiliya bilan bo'lgan munosabatlarini qaytadan ko'zdan kechirish va Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi a'zoligini to'g'nitish qatorliq amaliy tadbirlarni yo'lga qo'yib, Isroiliyani bu xatarlik harakatlaridan voz kechirishga chaqiriq qilgan. Hurmatli ko'rmadirmiz, shuna qilib bugungi xabarimiz mush yerda oxirlashdi. Ayatki programimizni ko'rishguncha aman bo'g'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.